korku içerisinde birliği var edememiz. Aşure'nin ana hedefi çokluk içerisinde birliği var etmekti. Türkiye'nin çeşitliliğini ret edenler, Türkiye'nin varlığını ve geleceğini ret edenlerdi. Bugün 12 Eylül, zalimin ve zulmün en fazla yaşandığı bu coğrafyadaki günlerden birisi. Darbenin olduğu ve darbeden ötürü insanlarımızın acı çektiği, bugün ne kadar çok gerici uygulama varsa onların tamamının temelinin atıldığı bir gündeyiz. O günden ötürü de aslında Hüseyin'i bir kez daha anmak, Hüseyin gibi dik duranları bir kez daha anmak çok anlamlıdır. Burada, Adana'da, yani güneyden konuşmak da farklı bir şeydir. İslam dünyası acı çekmektedir. İslam dünyası kanla revan içerisindedir. Bunun gerekçesini aslında Hüseyin'in o zamanki duruşuyla Pir Sultan'ın Banaz'daki söylemi, Hünkar'ın Hacı Bektaş'taki duruşu bize bir yol gösteriyordu. Neydi o yol? Birlikte yaşamayanlar, birlikte çeşitliliği kabul etmeyenler hayatı başaramazlar diye. Aleviler ve Alevi örgütleri olarak yıllardır Türkiye'de Alevilerin sorunlarını dile getirmeye devam etti. Kimisi bu sorunlarımızı konuşurken bizi vatan haini ilan etti. Kimisi bu sorunlarımızı konuşurken kendisi gibi anlamaya çalıştı. Bir kez daha sizin huzurunuzda Alevi örgütlerinin temel isteklerini söylemek istiyorum. Biz her şeyden önce eşit yurttaşlık istiyoruz. Birlikte yaşamayı istiyoruz. Hepimizin çok kıymetli olduğunu ve Türkiye'nin çeşitliliğini istiyoruz. Biz zorunlu din dersleri zulmünün bir an önce kalkmasını istiyoruz. Bize hiç kimse şu gerekçeyle zorunlu din derslerini savunmasın. Biz inancımızı biliyoruz. Asla inancımızı devletin eline bırakacak kadar da inançsız değiliz. Ve yine biz cenevlerimizin ibadetler olarak kabul edilmesini istiyoruz. Cenevlerinin ibadetler olmasını kabul etmeyenler bizi Sünni kardeşlerimizden kavga ettirmeye çalışanlardır. Bizim için her inanç en az bizim inancımız kadar kıymetli ve değerlidir. Bunu savunacağız. Çünkü bu ülkenin ne kadar bütçesi varsa ondan beslenenler, 8 bakanlıktan daha büyük bir bütçeye sahip olan Diyanet İşleri Başkanlığı'na şu cevabı hep birlikte vereceğiz. Çekin elinizi inançlarımızdan diyeceğiz. Diyeceğiz ki kendimiz için demeyeceğiz bunu. Sünni kardeşlerimizin inancını devletli bir inanç olmaktan çıkartacağız. Bu ülkenin bütçesi hepimizin oluşturduğu bütçedir. Oradan maaş alacak o Diyanet İşleri Başkanı arkasından diyecek ki cenevleri benim kırmızı çizgimdir. Cenevleri Alevilerin ve Alevilerin dostlarının ibadethanesidir. Başka hiç şey değildir. Burası asla ve asla sadece Alevilerin değildir. Kâbesi insan olan herkesin merkezidir. Çünkü bizim Kâbemiz insandır. Ve yine o Diyanet İşleri Başkanı diyecek ki biz siyasetin her alanında var olacağız. Siyasette belirleyeceğiz, yargıda belirleyeceğiz. Biz yine o Diyanet İşleri Başkanı'na diyeceğiz ki sen Pir Sultan'ı bir kez daha oku diyeceğiz. Sana karşı Pir Sultan'ın sözlerinin ne olduğunu bir kez daha söyleyeceğiz. Ve yine sevgili arkadaşlar, zorla Alevi köylerinde cami yapmaya devam ediyorlar. Alevileri zorla Sünnilerle kavga ettirmeye çalışıyorlar. Ve yine sevgili arkadaşlar, Aleviler eşit yurttaşlık derken daha ne istiyorsunuz diyorlar. Biz çok şey istemiyoruz. Başından beri söylüyoruz. Biz birlikte yaşamayı savunuyoruz. Birlikte yaşamayı savunuyoruz. Ülkemizin birlikte yaşamasıyla birlikte daha zengin, daha doğru bir yere gideceğine inanıyoruz. Bunu söylerken bizi bir partiye, bir herhangi bir kuruluşa yansıtmaya çalışıyorlar. Asla bir siyasi partinin arka bahçesi ve ön bahçesi değiliz. Elbette ki Alevilerin bir siyaseti vardır, ürettikleri bir politika vardır. Bu ürettikleri siyaset de politika da hünkârımızın sözlerinden çok net ve açık bellidir. Ve yine Yunus Emre'nin dediği gibi 72 millete aynı gözlerden bakmayan kapıma gelmesin. Budur bizim siyasetimiz. Budur bizim politikamız. İnsanı insandan ayırmayız. Eri yerden ayırmayız. Varsa bir noksanlık döner özümüzü yoklarız. Asla kendimizi başkalarının sırtından, asla kendimizi başkalarının cebinden var etmeye çalışmayız. Alevilerin en büyük özelliği budur. Aleviler bu ülkede birlikte yaşamayı savunan önemli topluluklardan birisidir. Bu kadar zulme rağmen, bu kadar katliama rağmen halen birlikte yaşamayı savunuyorsak bu insana olan inancımızdır. Bu topraklara olan inancımızdır. Başka hiç kimseye, hiçbir şeye değil.
biz Sivas'ta Madımak Oteli'nin bir utanç müzesinin olmasını talep ettiğimizde Sivas'ı karıştırmaya mı geliyorsunuz diyorlar. Biz Sivas'ı karıştırmaya gelmiyoruz. Sivas'ın bu utançla yüzleşmesine vesile olmaya geliyoruz. Türkiye'de biliyorsunuz ki dünyada bu tür şeyler fazlasıyla yaşanıyor. Bu tür katliamlar çok fazlasıyla yaşanıyor. En son Almanya'da 5 yurttaşımız Solingen'de Nazi katilleri tarafından katledildiler. Alman devleti kendi parlamentosunda yasa çıkarttı. O evi müze statüsüne getirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nden ve yurttaşlarımızdan özür diledi. Ve her yıl Alman Cumhurbaşkanı o müzenin önüne gidip diz çöküyor. Bu katliam bizim ülkemizde yaşanmıştır. Ders kitaplarına böyle katliamlarla ilgili bir daha yaşanmasın diye öğütler konulmuştur. Ama Aleviler Maraş'ı konuşurken, Çorum'u, Sivas'ı konuşurken Alevilere terörist diyebiliyorlar. Alevilere siz daha ne istiyorsunuz diyebiliyorlar. Evet, biz daha bir şey istiyoruz. Biz toplumsal bir yüzleşme istiyoruz. Ülkemizin en büyük sorunu toplumsal yüzleşmedir. Gelin hep birlikte aynayı tutalım yüzümüze. Görelim bir defa yüzümüzle yüzleşmeyi ki torunlarımıza, çocuklarımıza böylesi konuşmalar bir daha nasip olmasın diye. Gelin hep birlikte aynayı yüzümüze tutalım ki ülkenin aydınları diri diri 8 saat canlı bir şekilde Sivas'ta öldürülmesin diye. Gelin hep birlikte aynayı yüzümüze tutalım ki Maraş'ta sabahleyin birlikte kahvaltı yaptığı komşumuzu akşamleyin keserle bir daha öldürmeyelim diye. Gelin hep birlikte aynayı tutalım yüzümüze ki Maraş'ta 14 yaşındaki Ali'yi diri diri bütün organlarını ayırıp kazanak koyup kaynatmayalım. Gelin hep birlikte aynayı tutalım ki yüzümüze 12 yaşındaki Koray'ın bir daha sesi kulaklarımızda çınlamasın. Gelin hep birlikte bir kez daha aynayı tutalım ki Çorum'da bir Alevi dedesini tutup diri diri fırına atmayalım. Gelin hep birlikte aynayı tutalım ki yüzümüze çocuklarımıza zulmü, insanlarımıza zulmü, coğrafyamızda zulmü bırakalım diye. Gelin hep birlikte aynayı tutalım ki yüzümüze Türkiye'nin geleceğine bir aydınlık açalım. Bu bizim ellerimizde. Mesele Alevi, Sünni, Türk, Kürt meselesi olmak değildir. Mesele insan olma meselesidir. İnsanı olduğu gibi kabul etmek meselesidir. İnsanın dilinden, dininden, ırkından ötürü ayrıma tabi tutmak bizim asla ve asla bir sözümüz olamaz. Bizim sözümüz tektir, o da ikrarımızdır. İkrarımız da tektir, insan yaşasın. Ama nasıl yaşasın? İnsan olduğu gibi yaşasın. Doğada yaşasın ama nasıl yaşasın? Kendisi de bütün yaşasın. Bir kez daha burada kendi inançları için, insanlık değerleri için toprağa düşmüş herkesi saygıyla, sevgiyle anıyorum. Yezid'e bir daha lanet okuyorum. Bütün Yezid'lere lanet okuyorum. Bir daha Yezid'ler yaşamasın diye hep birlikte el ele verelim. Ülkemizi aydınlığa kavuşturalım. Hepinizi aşkla selamlıyorum. Bu etkinlikte emeği geçen bütün canlarımızı kutluyorum. Emekleri zaya gitmesin diyorum. Bugün bize zaman ayırdığınız için sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün Genel Merkez Yönetim Kurulumuz arkadaşlarımızla birlikte buradayız. Dilerim her zaman hep birlikte oluruz. Aşk ile kalın. Bu pandemi sürecinde